Nasıl? Daha dün yeni ev sahibi gelmişti ama. Satın aldım kendisinden. Ne zaman? Bu sabah. Buyurun, bakmak isterseniz. Kontrat belgesi. Sanırım eşyalarınızı topluyorsunuz. Evet. Bence daha fazla dışarıya çıkarmadan bir an önce yerleştirmeye başlayın. Düzeniniz bozulmasın. Nasıl? Şimdi siz çıkarmayacak mısınız bizi evden? Hayır. Yani yatırım amaçlı aldım. İstediğiniz kadar kalabilirsiniz. Gülümsemesi aynı annemin gülümsemesine benziyor. Sizi Allah gönderdi. İyi misiniz? İyiyim. Oturun şöyle. Buyurun lütfen. Şimdi iyi misiniz? İyiyim. Bir anda başım döndü. Tansiyonunuz düştü herhalde. Bekleyin, ben hemen size tuzlu ayran yapıp getireyim. Benzemiyor. Gözleri aynı ben. Ağzı, burnu sana benziyor. Benziyor mu diyorsun sahi? Benziyor tabii canım. Anasısı nasıl olsa. Ama en çok da abisine benziyor. Babacığım, ben de öpebilir miyim kardeşimi? Öpebilirsin tabii canım ya. O senin kardeşin. Baksana Zarif, nasıl birbirlerine benziyorlar. Aynı abisi. Kaderleri güzel olsun inşallah Mehmet. Yolları hiç ayrılmasın. Amin Zarifem, amin. Sen benim kardeşim misin şimdi? Bugün seni kaybettiğim gün. Anne babamızın öldüğü gün. Kaybettiğim gün mü bulacaktım seni Melek? O sen misin?
Nasıl sorarım ki bunu sana? Nasıl? Buyurun. Çok teşekkür ederim. Size de zahmet oldu. Ne demek, estağfurullah. Daha dün yeni ev sahibi bize çıkın dedi. Şimdi siz. Gerçekten o kadar şaşkınım ki ne diyeceğimi bilmiyorum. Bir şey demenize gerek yok. Ya yanlış anlamazsanız. Siz, yani sizin gibi biri. Böyle bir yerde. Neden ev alır diye soruyorsunuz. Dediğim gibi yatırım amaçlı aldım. Daha yüksek ücret ödeyince satmayı kabul etti alan kişi. Anladım. Peki kirada bir artış yapacak mısınız? Yok. Daha önce ne ödüyorsunuz? Aynı şekilde ödemeye devam edeceksiniz. Satmayı falan da düşünmüyorum. Yani istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Bu arada ev biraz eski. Tadilat yaptırabilirim. Yani sizin için de daha iyi olur. Olur tabii. Yani tabii siz öyle diyorsanız. Yalnız mı yaşıyorsunuz? Yok. Bir yakınımla birlikte kalıyorum. Kızım sayılır. Anladım. Selim dur. Selim. Selim. Selim lütfen dur. Selim. Bak lütfen dur ne olur. Selim. Bak yalvarırım gitme. Ne olur gitme. Bak sana bir şey olacak diye çok korkuyorum. Zeynep, ne olur sen de beni anla. Dayanamıyorum artık seni böyle görmeye. Benden gizlediğin bir şeyler var, biliyorum. Hissediyorum. Ya, biz bunu hak etmedik Zeynep. Üzgünüm. Böyle olması gerekiyormuş işte. Bundan sonra böyle. Sen de uzak dur, anlıyor musun Selim? Uzak dur. Tamam Zeynep. Sakin ol. Ağlama artık. Ben... İstesem de uzak duramam artık. Senin yüzden bir şey kayıtsız kalamam. Yani... Bundan sonrası diye bir şey yok Zeynep. Seni üzen her şey beni ilgilendirir. Beni üzmek istemiyorsan gitme o zaman oraya. Tamam mı? Dalaşma onlarla. Bak şimdi eve gitmem lazım ama aklım sende kalacak. Peki. Sen git evine. Merak etme. Selim. Bana bir söz vermeni istiyorum. Gitmeyeceksin. Tamam. Söz. Gitmeyeceğim. Tamam öyleyse. Hadi git artık. Verteceğim o hayvana. Kahya Hanım, bir tarif vardı. Ona bir baksana. Değişik bir şeye benziyor. Ondan yapayım diyorum bir gün. Neymiş ki o? Aliye Hanım, buyurun. Bir şey mi istemiştiniz? Kiraz. Efendim Aliye Hanım?
Bugün için tavuklu hayır pilavı pişirilecekti. Bolca olsun, sonra dağıtılacak. Yaparım, yaparım. Ayşe, sen de ilgilenirsin. Tabii Ali Hanım. Peki ne kadar... Aa! Gitti. Bugün ne ki? Kandil falan da de. Aliye Hanım yıllardır hep bugün evde hayır pilavı pişirtir. Allah Allah. Bir aile büyüğünün seneyi devriyesi zar. Ha? Sen bunları boş ver de pirinci çıkar. Bize kalmadı bunları konuşmak. Öyle tabii de. Malzemelerin tamamı dolapta. Tavuk da dondurucuda. Ben birazdan geliyorum. Bunun ağzından da laf çıkmaz. Sır küpü mübarek. Anneciğim. Hayırdır, nereye gidiyorsun? Bir işim var kızım. Ben çıkıyorum. Ne işin var? Geç kalmam, hemen dönerim. Hadi görüşürüz. Allah Allah. Sanki annemin saçları. Şimdi daha iyi misiniz? İyiyim, sağ olun. Buralı mısınız? Sayılır. Yani bu mahallede mi oturuyordunuz yoksa sonradan mı geldiniz buraya? Biraz karışık. Aileniz nerede peki? Başka bir yerde mi yaşıyorlar? Ailem mi? Ya, annem babam ben bebekken rahmetli oldular. Öyle mi? O mu Allah'ım? Benim kardeşim mi? Anladım. Ben artık kalkayım. Size de zahmet verdim. Tekrar hayırlı olsun. Her şey için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Memnun oldum. Tamam, şükürler olsun. Neredesin Zeynep'ciğim? Arkadaşımı geçirdim abla. Nerede kaldı şu ev sahibi de? Hayır, gelecekse gelsin, başımızın çaresine bakalım biz de, değil mi? Ev sahibi geldi. Geldi mi? Neyi bekliyoruz o zaman? Abla, kaçırdığın bir şey mi var? Kurtulduk Zeynep'ciğim, kurtulduk. Nasıl ya? Ev sahibi geldi. Ama yeni ev sahibi. Dün gelen mi? Yok, o değil. Ya, evi başka biri satın almış. Nasıl yani? Ev bir daha mı satılmış? Evet. Yani ben de tam olarak anlamadım ama... evden çıkmamıza falan da gerek yokmuş. Hem istediğimiz kadar da kalabilirmişiz. Her şey daha güzel olacak Zeynep. Çok daha güzel olacak. Yavaş. Ne oldu yine? Ne bu telaşınız? Ödüllerimizi ne zaman alacağız hala? Bugün alalım. İkimiz de kazandık değil mi? Evet.
İkimiz de kazandık. Dileklerimizi bugün gerçekleştirecek misin peki? Tamam, ikiniz de kazandınız ama biraz sabırlı olacaksınız. Ya ama söz verdin. Tuğçe, tamam, sözüm söz. Bugün çıkamaz mıyız İpek abla? Çocuklar, bugün biraz benim işlerim var. Yarın çıksak olur mu? Ya hala olmaz. Biz günlerdir bunun için bekliyoruz. Tamam. Durun bakalım. O zaman bugünkü müsaitse sizi o götürsün. Anlaştık mı? Tamam. Tamam. Yaşasın. 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 Bu yaşa gelinceye kadar benim gözümle, dilimle, elimle, bilerek ya da bilmeyerek işlediğim günah ve hatalarım için beni affet. Nefsime uyup, şeytana uyup aynı hataları, günahları tekrar etmeme izin verme. Sebep olduğum masumlar için beni affet. Tevbemi kabul et Rabbim. Hem annemin hem babamın katili. Ne yüzle buraya geliyorsun ha? Ne yüzle? Sen benim ailemi nasıl dağıttıysan aynılarını ben de sana yapacağım. Andolsun ki. Hem de kendi ellerimle. Hadi bakalım. Çık da birilerine saklanmadan ne yapıyorsun bir görelim. Allah yüzümüze güldü Zeynep. Baksana dün nasıldık bugün nasılız? Öyle. Güzel Rabbim darda koymadı bizi. Her şey çok daha güzel olacak ablacığım. Ev sahibi de iyi bir adammış belli ki. Onu bize Allah gönderdi. Hızır gibi çıkardı karşımıza. Allah'ım inşallah hep böyle iyi insanlarla karşılaştırır bizi.
Abla. Benim sana bir müjdeli haberim var. Babam boşanmayı kabul etmiş. Allah'ım inanmıyorum. Çok şükür. Sonunda bu dert de bitiyor. Tavuk etlerini çıkardın mı buzlukta? Çıkardım Kahya Hanım. Bak haşlanmaya koydum bile. Ayşe teyze, Ayşe teyze. Ben hazırım. Ne oldu kızım? Neden bu kadar heyecanlısın? İpek abla beni anneme götürecek. Ne? Annene mi? Hı hı. O da nereden çıktı şimdi kızım? Bak. Yıldızlarımın hepsi boyalı. Yani ödülü kazandım. Kız bir yıldızdır gidiyor ha? İpek abla beni götürecek anneme. Olmaz. Niye ki? Niyesi yok kızım. Ben seni götüreceğim ama şimdi olmaz. Ama Ayşe teyze. Kızım asma suratını. Ama. Elifçim söz veriyorum. Ben seni annene götüreceğim. Ama şimdi olmaz. Gideceksin söz. Tamam mı? Tamam mı? Bak Ayşe teyzeni götüreceğim diyor. Ay bu yağ da eridi. Diyorum. Bana kızgınsınız. Ama size verdiğim sözü tuttum. Kardeşimi aramaktan asla vazgeçmedim. Onu buldum. Gittim gördüm. Görseniz öyle güzel, öyle masum bir yüz vardı ki. Annem. Gülüşü aynı sen gibiydi sanki. Bu kara gün ilk defa aydınlandı sanki. Ben sizi kaybettiğim gün onu buldum. Meleğinizi buldum. Vakit doldu. Aliye. Hemen aileni de alıp buradan gideceksin. Hala aynı lise değil mi? Aradan yıllar geçti Aliye. Olanları unutalım artık. Hiç yaşanmamış sayılır. Öyle mi? Bak şimdi ikimiz de evliyiz. Çocuklarımız var.
Bambaşka hayatlar yaşıyoruz artık Ali'ye. Kin gütmeyi bırak artık. Düşmanmışım gibi bakıyorsun bana. Sen benim düşmanım olmaya bile layık değilsin. O zaman niye bizi bu topraklardan sürmek istiyorsun? Çünkü bu toprakları istiyorum. Bu kadar mı Ali? Sadece bu toprakları istediğin için mi beni ve ailemi buradan sürmek istiyorsun? Yapma Ali. İçindeki hırs seni yiyip bitiriyor. Yapma. Sen benimle böyle konuşamazsın. Ben Ali'ye Emiroğlu'yum. Ne seni, ne karını, ne de o çocuklarını burada istemiyorum. Hemen buradan çekip gideceksiniz. Bu topraklarda benim ve karımın alın teri yatıyor. Hiçbir yere gitmiyoruz. Peki. Bunu sen istedin. Erkut! Ne var lan? Yetmedi mi oğlum yediğin sopa? O gün senin yere serdiğinde acıdım vurmadım ya. Keşke o kafanı kırsaydım. Yok yok yetmemiş. Kaşınıyorsun sen. Zeynep'ten ayrılacaksın. Pardon? O kızın peşini bırakacaksın diyorum. Oldu. Başka arzu? Bana bak. Neyle tehdit ediyorsun bilmiyorum ama o kızın yakasından düş. Düşmüyorum lan. Ne yapacaksın? Sen git mahallendeki bebelere satacak onu. Bana geçmez oğlum ama. Bana bak. Sana son kez söylüyorum. O kızı da atla. Tuğçe'cim dur nereye? Luna Park'a. Hadi gidelim. Bütün oyuncaklara bineceğim. Dur dur. Ben ne dedim ama? Bugün evde telaş var. Babaanne de çıktı zaten yok evde. Bir donsun. Ya lütfen. Tuğçe halacığım yorma beni. Ya o kadar hazırlandım. Ben de hazırım. Of kızlar. Ama İpek abla. Hala lütfen. Şşş. Tamam. İkinizin de istediği olacak. Gideceğiz. Sadece birazcık daha sabredin tamam mı? Annem bir dönsün önce. Ona haber vermeden olmaz değil mi ama? Of of of. Kapat artık pilavın altını Gonca. Olmuştur o. Ben de tavukları tiftiyorum. Koyarım şimdi pilava. Şu fırını da kapatıver Gonca. Ne oluyor? Ne bu telaş? Bugün Aliye Hanım'ın hayır günü ya Arzu Hanım. Onun koşturması. Ay bugün müydü o? Her yıl aynı tantana. Bir sıkılmadı gitti. Neyse, biriniz işinizi bırakın da bana bir kahve yapın. Ben yaparım şimdi. Anne!
Park'a gidelim mi? Kızım ne Luna Park'ı? Ya bütün yıldızların boyandı ama hediyemi istiyorum. Beni Luna Park'a götür. Tuğçe, bıktım bu yıldız muhabbetinden. Yok Luna Park falan. Anneciğim, az kaldı, geliyorum. Sen de çok özledin mi beni? Ben çok, çok, hem de çok özledim. Ay ne oldu sana böyle? Şş, ne oldu oğlum? Önemli bir şey yok ya. O adamla mı kavga ettin gene lan? Yok be oğlum. Şu dik merdivenlerden inerken yuvarlandım. Hem o ergele bir daha kolay kolay gelemez buraya. İyi benzettik değil mi? Bak yine kanıyor burnum. Al bakayım şunu. Al. Eyvallah. Bana bak Erkut. Bu hallerini hiç beğenmiyorum. Silkelen lan. Kendine gel oğlum. Ya oğlum amma abarttın ya. Altı üstü yolda düştük işte. Ha, dalgınsı ya bu aralar. Ondandır. Dikkatli ol. Neyse, hadi. Ben kaçtım. Ulan seni var ya. Tamam. Allah Allah. Sen şimdi inandın mı buna? Yok ya, yalan söylüyor baksana. Her halinden belli. Yine o kızla ilgili bir mevzu var. Bak ben sana söyleyeyim. Bu böyle giderse başını belaya sokacak. Yok yok. Kendine çeki düzen vermezse bize çalışamaz. Bu kadar net. Tamam yani bir sakin ol. Yani belki düzelir. Dur bakalım. Ne düzelir ya? Adam oldu ergele. Nereden geldiğini çabuk unuttu. Biz adam ettik lan onu biz. Şimdi gözümün içine baka baka yalan söylüyor ya. Ay tamam bir sakin ol. Ya bak bir sürü işimiz var gene onları halledeceğiz. Bir dur. Ya ne sakin olayım Şeyda, ne sakin olayım. Kapı çalıyor, hiç kimse duymuyor. Ev ev değil, restoran sanki. Anneciğim, hoş geldiniz. Dışarıda mıydınız? Anneciğim, iyi misiniz? Anneciğim, bir sorun mu var? Anne! 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 Koşun! Çabuk! Anne! Koşun diyorum! Anne! Anne beni duyuyor musunuz? Arzu Hanım ne oldu? Merdivenlerde birden bayıldı. Ayşe tut kolundan. Kiraz sen de yardım et. Anne. Bak baba bak bak bak. Oluyor mu baba ha? Ne diyorsun? Lan oğlum bir otur. Öyle zıp 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 tavşan gibi tepemde. Ötekini de kıracaksın. Olacak yani. Ya baba otur otur yanlarım ağrıdı ha. Abi bu böyle olmaz ama. Erkut'cum ne oldu ya? Abi ne bu hal? Böyle olacaksa bu iş olmaz ben söyleyeyim ha. Ya sakin sakin anlat bakalım Erkut ne oldu? Bu Zeynep'in etrafında dolaşan it yok mu Selim? Yine çıktı karşıma. Bu artık fazla oldu. Dur baba sakin ol ya. Sen merak etme baba. Ben haddini bildirdim bildirdim de. Böyle olmaz bu iş ben sana söyleyeyim. Ya Erkut oğlum ne olmaz? Bak biz niyetimizi belli etmişiz değil mi? Yüzüğü almışız.
Sana baba demişim, ev bile tutmuşum. Kızını gül gibi geçindireceğim demişim. Ama böyle olacaksa bilmiyorum yani. Her şey bozulur söyleyeyim. Ortaklığımız da bundan zarar görür. Evcilik oynamıyoruz biz burada. Ya Erkut'um dur hele ya, hemen celallenme. Sakin sakin anlat bakalım. Tam beynime sıçradı, beynime. Ya tamam bir otur hele sen şöyle bir otur. Ha şöyle. Ya oğlum sen bana baba dedin sen. Ben de sana oğlum dedim. Tabii abi. Biz artık bir aile sayılırız. Bak bir kızı 1000 kişi ister, 1 kişi alır. Zeynep artık senin karın sayılır. Hem böyle ufak tefek şeylere kızıp da ortaklığımızı bozmaya falan da kalkma yani. Hayır benim de sabrımın bir sınırı var, değil mi? Elimde kalacak cübbe. Allah'ın belası. Ben ona yapacağımı biliyorum. Ya dur bir baba ya. Şu Zeynep Hanım'la bir konuşayım bakayım. Sen hiç merak etme. Ben bu işi halledeceğim. Sözüm söz. Tansiyon düşmüş. Kaç? 6'ya 10. Ne oldu Aliye Hanım böyle birden? Fazla mı yordunuz kendinizi? İyiyim ben. Tamam büyütmeyin. Bir şeyim yok. Aliye Hanım size ayran yaptım için. Bir şeyim yok diyorum. Herkes işin başına gitsin hadi. Ben de bir aşağın durumuna bakayım. Anneciğim lütfen dinlenmeniz lazım. Anne ne oldu anneme? Yok bir şeyim kızım. Merak etme. İyiyim. Tansiyonu düşmüş. Hay Allah ya. Selim ne yaptı acaba? Söz vardı gitmemiştir herhalde. Arıyor galiba. Efendim. Seninle konuşacaklarım var. Hemen Söğüttepe Parkı'na geliyorsun. Neymiş, ne oldu ki? Sarı sarma kız. Gelince öğrenirsin. Hadi çabuk ol. Ya işim... Kapattı. Derdiniz bitmiyor ki. Kim bilir ne oldu yine. Yaptıkların için teşekkür ederim Sadık. Estağfurullah Melih Bey. Doğru zamanda doğru bilgilere ulaştın. Eğer o ipuçlarına ulaşmamış olsaydık... ...ben şu an kardeşimden tamamen ümidimi kesmiş olacaktım. Kardeşiniz mi? O fotoğraftaki kadın kardeşim olabilir Sadık. Kenan Bey'in yanına gittiği kadın. Ah tamam. Kenan da geldi zaten. Merhaba hoş geldin. Ben de Sadık Efendi'ye seni soruyordum. Pardon. Efendim İpekciğim. Ne? Ne oldu? Tamam tamam geliyorum hemen. Benim acil eve gitmem lazım. Ne olmuş? Sonra konuşuruz. Abimi aradım şimdi geliyor. Kenan'ı niye aradın kızım? Boş yere telaşlandırmanın lüzumu yoktu. Annem olur mu hiç öyle şey? Sen bizim en kıymetlimizsin. Ayşe.
Hazırlıklar ne alemde? Mutfağı boş bırakmasaydınız. Siz hiç merak etmeyin. Her şey yolunda. Pilavın içine tavuğu bolca koysaydınız. Bol bol yesinler. Anneciğim, siz şimdi bunları düşünmeyin. Anne, sen kendini düşün biraz. İyiyim kızım, iyi. Yardım kolilerin içine bu yıl bakliyatları bolca koyun. Melül şekerleri geldi mi? Aliye Hanım, sizin bu konuda ne kadar titiz olduğunuzu biliyorum. Aklınız kalmasın. Her şey sizin istediğiniz gibi yapılıyor. Öğle namazından sonra mevlit var, sonra da pilav dağıtılacak. Her seneki gibi. Ulan Zeynep, sen bir gel. Gel bakalım bunların hesabını nasıl vereceksin? Aklı sıra beni deniyor. Akıllı ya. Annem nerede Kiraz? Odasında Kenan Bey. Vallahi bizden ne olduğunu anlamadı. Şuracıkta bayılıverdi. Ama şimdi iyi çok şükür. Anne iyi misin? İyiyim oğlum, bir şeyim yok. Doktora haber verdiniz mi? Annem doktorluk bir şey değil deyince çağırmadık abi. Anne ne demek değil, sen nereden biliyorsun? Anlarım ben, endişelenmene gerek yok. İlaçlarını almış mıydın bugün? Ben verdim ilaçlarını. O zaman niye böyle oldu? Canım bir şey mi sıkıldı? Yok yavrum, neye sıkılayım? Kiraz, biz seninle çıkalım. Kalabalık etmeyelim. Doğru, iyi dediniz Arzu Hanım. Geçmiş olsun Aliye Hanım. Bir şeye ihtiyacınız olursa. Sağ ol Kiraz. Anneciğim, ben çocuklara bakayım. Dinlenin siz. Bana bak lan! Ne yapmaya çalışıyorsun lan sen ha? Ne ayaksın? Ne diyorsun sen ya? Ne dediğini biliyorsun sen. Lan evlenmemek için mi o herifi başıma sarıyorsun sen lan? Kim ya? Ne diyorsun? Orada burada etrafında dolanan herifi söylüyorum lan. Doldurup doldurup kavga etmeye sen mi gönderiyorsun lan üzerime? Ne kavgası ya? Bak 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 bak, bilmiyormuş güya. Ulan senin o tipsiz var ya, Erkut'la dalaşmış gene. Ne? Bak ben üzerime düşeni yaptım. Gittim boşanacağım dedim. Sözünü tuttum. Ama sen sözünde durmuyorsun. Bırak kolumu, canı acıyor. Şimdi sıra sende Zeynep Hanım. Erkut'la gidip evleneceksin. Hiçbir zorluk çıkarmayacaksın. Ha tabii, adam hala seninle evlenmek istiyorsa. Ne yapıp edip gönlünü alacaksın. Ha bir de o herifi etrafımda görmek istemiyorum. Anladın mı? Yoksa dinime, imanıma... gebertirim. Of, sonunda sessizlik. Başım şişti resmen. Anne! Anne! Tuğçe, kızım bağırma ne olur. Anne, Luna Park'a gidelim mi? Her gün başka bir şey çıkartıyorsun Tuğçe. Ya anne, ne olur? Kızım bak, bunu aldım zaten. Israr etme. Gidelim, gidelim, gidelim. Tuğçe! Bak, sen de sıkılmışsın işte. Hadi anne. Hadi anne, hadi. Tamam, gidiyoruz. Gerçekten mi? Gidiyor muyuz? Hı hı. Hadi git hazırlan.
Yaşasın. Hemen hazırlanıyorum. Ben de şefin kötüsünden kurtulmuş olurum azıcık. Hadi anneciğim, bahçeye çıkalım. Hadi gidiyoruz. Gerçekten mi? Yaşasın. Hadi hadi, çabuk olun. Şaka gibi. Bir de bu beslemeyi mi götüreceğim ben? Aa. Ne oldu? Çantamı unuttum. Ay Tuğçe, ne çantası şimdi? Hadi gideceksek gidelim. Ya kızlar çantası olmadan çıkmaz. Of. Sen de bununla parka gitmek istiyorsun? Hayır, ben başka bir yere gitmek istiyorum. Neymiş bakalım istediğin? Anneme gitmek istiyorum ben. Annene mi? Hı. Tamam. Gidelim annene. Ama gidemeyiz ki. Onlar taşındı. Taşındı mı? Hı. Kim söyledi? Annem söyledi. Hem de fotoğrafta gördüm. Fotoğraf mı? Ne fotoğrafı? Bak işte.